güzel bir atmosferdeyiz ve beraberiz. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Çok büyük sıkıntılarımız var. Mutfaklardan habersiz olanlar bunu bilmez. Ama mutfaklarda yangın olduğunu hepimiz biliyoruz. Büyük sıkıntılarımız var. Pazara giden anneler bu sıkıntıları görüyorlar ve yaşıyorlar. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu bu tablodan çıkması lazım. Evet, 22 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Bir şey söylemiyorum. Ama artık değişim zamanı. Yeni bir insan gelsin. Düzgün bir insan gelsin. Bu ülkeye kendisini adayan bir insan gelsin. Ülkeyi güzel yönetelim. Birlikte yönetelim. Kardeşçe yönetelim. Kucaklaşalım. Efendim, hiçbir ayrım yapmayalım. Ve birlikte bu ülkeyi büyütelim. Kalkındıralım. Bakınız. Geçen İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı ile ilgili ağza alınmayacak bir sürü şey söylendi. Ya yazıktır, günahtır kardeşim. Siyaset böyle yapılmaz. Siyasetin temeli ahlak olmak zorundadır. Siyasetin temelinde halka doğruları söylemek gerekir. Eğer siz bunları bir tarafa atıp da insanları karalama, bir sürü laflar etme, bunların hiçbirisi normal bir siyasette olmaz. Normal olması gereken de şudur. Eğer er meydanı istiyorsanız, sizin bir sürü televizyon kanalınız var. Er meydanında geleceksiniz, hep beraber hesaplaşacağız. Yüz yüze bakarak makul insanlar gibi tartışacağız. Gençler diyorlar ki, karanlık şehrin aydınlık gençleri seni Çankaya gönderecek diye. Sağ olun, sağ olun. Gençler, bir dakika. Bakınız, bakınız. Isparta'da bu seçimlerde ilk kez sandığa gidip oy kullanacak genç sayısı 23.175. 23.175 genç ilk kez gidecek sandığa oy kullanacak. Şimdi bu gençlere soruyorum. Siz kendi ülkenizde demokrasi istiyor musunuz? Kadın erkek eşitliği istiyor musunuz? Her evde huzurun, her evde bereketin olmasını istiyor musunuz? Attığınız bir tweet dolayısıyla kaygı duymamak istiyor musunuz? Yani ülkenizde huzur istiyorsunuz. Yani ülkenizde büyüme istiyorsunuz. Yani ülkenizde işsizlik olmasını istiyorsunuz. Yani ülkenizde insanlar bu kentin caddelerinde, sokaklarında, meydanlarında huzur içinde geçsinler istiyorsunuz, değil mi? Yapacağınız bir şey var. Sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Değişimden yana, demokrasiden yana oy kullanacaksınız. Şimdi bunun sizden sözünü istiyorum. Söz mü? Söz mü? Isparta söz mü? Benim de size sözüm var. Bay Kemal sözünden dönmez. Size, bu ülkeye söz veriyorum. Baharı getireceğim, baharı. Huzuru getireceğim, huzuru. Hiçbir çocuğun yatağa aşk girmediği bir Türkiye'yi, hiçbir çocuğun her evde huzurun olduğu bir Türkiye'yi inşallah beraber inşa edeceğiz. Ve gençler, size bir sözüm daha var. Allah nasip eder, sizlerin oyuyla iktidar olursam en rahat beni eleştireceksiniz. Başınıza hiçbir şey gelmeyecek. En rahat eleştireceksiniz. Ve ben büyük bir dikkatle sizin eleştirilerinizi okuyacağım. Çünkü bir siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu konu sağlıklı ve tutarlı eleştiridir. Eleştiri gelecek ki biz de hatamızı, eksiğimizi görmüş olalım. Bunu da bilmenizi isterim sevgili gençler. Ülkemde mülteci istemiyorum diyor bir genç arkadaşım. İki yıl. Söz verdim, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. Söz verdim. Onlar yanlış bir politika izlediler. Yanlışlık yaptılar.
hata yaptılar. Ya askerlik yaptık. Askerlikte kural şu. Sınır namustur. Yani sınırın güvenliği vardır. Sınırı yol geçen hanına çevirdiler. Her önüne gelen sınırdan geçti. Elini kolunu sallayan geçti. Ama söz veriyorum sevgili gençler, 2 yıl içinde onları Suriye'ye uğurlayacağım. Bundan emin olun. Çiftçinin, esnafın ciddi sorunları var. Çiftçiyi toprağa küstürürseniz ekmez. Çiftçiyi toprağa küstürürseniz elde ettiği ürünü satamaz. Dolayısıyla çiftçiyle toprağı barıştırmak, çiftçinin ektiği ürün dolayısıyla kazanması lazım. Alın terinin karşılığını alması lazım. Bunu da yapacağım. Hiç endişe etmeyin. Yata hangi fiyattan mazotu veriyorlarsa çiftçiye de aynı fiyattan KDV'siz, ÖTV'siz kırmızı mazotu vereceğiz. O da huzur içinde tarlaya gidecek, ekecek, biçecek ve kazanacak. Çırak ve staj mağdurlarını biliyorum. Söz verdim. Onların sosyal güvenlik primlerinin yatması lazım. Kendileri için özel bir borçlanma yasasının çıkması lazım. Çünkü bunlar çalıştılar, staj yaptılar. Şimdi diyorlar ki senin borçlanma hakkın yok. Niye yok? Olacak. Madem ki adalet diyoruz, madem hak diyoruz, madem hukuk diyoruz, yapacağız. Çünkü adalet mahkeme salonlarında değil, sadece mahkeme salonlarında değil. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen var ve onun hesabını sormazsanız en büyük adaletsizliği yapmış olursunuz. Sana söz Isparta, kul hakkı yemeyeceğim ve kul hakkı yedirmeyeceğim. Size buraya gelen çok sayıda iktidar milletvekili söz verdim. Efendim Dereboğazı yolunu yapacağız, bitireceğiz. Antalya'ya kısa süre içinde gideceksiniz, geleceksiniz diye bir sürü laflar ettiler. 22 yıldır yapamadılar. 22 yıldır yapamadılar. Antalya ile Isparta arasında çok sağlıklı ve tutarlı bir ilişki kurmanın yolu bu yolu aşmaktan geçiyor. Bu yol açıldığı takdirde Isparta da kazanacak, Antalya da kazanacak. O nedenle sözüm söz, bu yolu mutlaka yapacağız. Bu yolu mutlaka yapacağız. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Evet kardeşlerim. 2015 yılından bu yana derim ki hep dedim. Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verin dedim. Birer maaş vereceksiniz. Asgari ücret kadar vereceksiniz. Dediler ki parayı nereden bulacaksınız? Bir sürü laf ettiler. Her gittiğim yerde, her yaptığım toplantıda söyledim. Ya emekli bugün açlık sınırının altında bir aylık alıyor. Açlık sınırının altında. Dolayısıyla emekli gençken çalıştı, üretti, alın teri döktü, artı primini de ödedi. Şimdi diyor ki bana insanca yaşayacağım bir aylık ver. Onu vermem diyor. Bayram ikramiyesi ver asgari ücret kadar, onu da vermem diyor. Önce 1000 lira verdiler, sonra bir miktar daha verdiler. Seçim geliyor diye çıktım şunu söyledim. Önümüzde Kurban Bayramı var. Emekliler bankaya gidip aylıklarını almak istediklerinde hesaplarında her birisinin 15 bin lira para olduğunu görecekler. Ben bunu diyorum ya, hemen koro halinde. Teşekkür ederim. Ben de Isparta'yla gurur duyuyorum. Göllerin ve güllerin güzel şehri Isparta'yla kim gurur duymaz? Dolayısıyla herkesin hakkının teslim edilmesi lazım. Herkesin hakkını teslim etmezseniz bu iş yürümez. Herkesin hakkını teslim edeceksiniz. O zaman bu memlekette adalet dediğimiz kavram yerini alır.
Birleşe birleşe kazanacağız. Ayrılık ayrılık yok. Gençler, size sesleniyorum. Ayrılık ayrılık yok. Türkiye'nin kaderini 5 milyon 300 bin genç belirleyecek. 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Demokrasiden yana, hukuktan yana, adaletten yana, insan haklarından yana, emekten yana, alın terinden yana oy kullanacak ve bir otoriter yönetimi değiştirecek, değiştireceksiniz. Gençler, otoriter bir yönetimi temiz oylarınızla değiştirmeye hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bir de emeklilere soralım. Sevgili emekliler, gideceksiniz 15 bin lira bayram ikramiyesini alacaksınız. Sizler de sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyup bu hakkı bize teslim edilen kişiye biz en azından Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtalım diyecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Arkadakiler duymuyor galiba. Oraya da seslenmem lazım. Söz mü? Söz mü? Bakınız. Çankaya köşküne bakın, onu da söyleyeyim. Benim saraylarla falan bilgim yok. Saray, öyle lüks hayat falan filan yok. Biz sizler gibi mütevazi yaşarız. Evimiz güzel, mutfağımız güzel. Beraber, çoluk çocuğumuz beraber huzur içinde yaşıyoruz. Beyler o çocuklarını zenginler gibi paralı askerlik yaptırırken bu kardeşinizin oğlu madem ki fakir fukaranın oğlu gidip askerlik yapıyor, ben de gideceğim askerlik yapacağım dedi. Ve gitti askerliğini yaptı. Bir de diyorlar ki Kılıçdaroğlu milliyetçi değil. Şöyle söyleyeyim, çok çekmeyin. Milliyetçiliğimi tartışmak istiyorlarsa ve yürekleri varsa çıkarsın karşıma. Gelirsin karşıma. Kim milliyetçi, kim değil. Isparta'da milliyetçilik damarının güçlü olduğunu biliyorum. Ispartalıların köklü bir milliyetçi gelenekten geldiğini de biliyorum. Ama size sözüm söz. O Katar ordusuna sattıkları tank palet fabrikasını alacağım, Şanlıordumuza vereceğim. Sözde milliyetçiler ya. 20 milyar dolarlık bir tank palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar. Ve satacaklar. Bay Kemal bunu seyredecek değil mi? Yemezler, yemezler. Alacağım onu, alacağım. Orduya teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Bir şey daha. Sevgili Ispartalı kardeşlerim, bir şey daha. Bakınız. Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi. Havadan bombalandı. 34 askerimiz şehit edildi. Vuran Rusya'ydı. Normalde ne olması lazım? Rusya'nın özür dilemesi lazım. Sizin askerlerinizi vurduk, kusura bakmayın, özür dileriz vesaire vesaire vesaire. Devlet protokolü içinde ne gerekse yapılması lazımdı. Ama ne oldu? 34 askerimiz şehit oldu. Bizim beyefendi kalktı koşa koşa Putin'in ayağına gitti. Putin onu kapıda bekletti. Kronometreyi açtı. Yuh çekmeyin arkadaşlar. Yuh çekmeyin. Yuh çekmeyin. Enerjinizi sandığa. Enerjinizi sandığa. Sandığa. Enerjinizi sandığa. Gitti Putin'in kapısında kronometreyi açtı. Putin'in kapısında bekletti. Bir süre sonra kapıyı açtı. Gel içeriye dedi. Oturabilirsin dedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanına, cumhurbaşkanına böyle bir şey yapılamaz. Rakibimiz olabilir ama sonuçta biz aynı ülkede yaşıyoruz. Biz birlikte yaşıyoruz. Temsil ettiğiniz şey Türkiye'nin ve Türkiye Devleti'nin itibarıdır. O nedenle o alanda
o söylemde, o yaşananlarda hazmedemediğim bir gerçek vardır. Bunun bir şekliyle telafi edilmesi lazım. Telafi edecek olanlar da sizlersiniz. Sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyup oyu öyle kullanın. Elinizi vicdanınıza koyun. Ve o zaman göreceksiniz ki Türkiye'de çok ama çok şey değişecek. Birlikte değişeceğiz. Güzel şeyler yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Huzur içinde bu ülkede birlikte yaşayacağız. Bundan emin olmanızı isterim. Anneler, size de bir çift sözüm var. Size de bir çift sözüm var. Ayrılık yok değil mi? Ayrışma yok değil mi? Sandığa beraber gideceğiz değil mi? Bir bayram havası içinde gideceğiz değil mi? O zaman bu iş bitmiştir beyler. Gençler, bu iş bitmiştir o zaman. Beraber gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Türkiye'nin ufkunu açacağız. Türkiye'nin ufkunu açacağız. Göreceksiniz, yeni bir Türkiye, güzel bir Türkiye. Bunu hep birlikte inşallah inşa edeceğiz. Bir şey daha var değerli arkadaşlarım. Ankara'nın göbeğinde bir genç vuruldu, bir akademisyen vuruldu. Sinan Ateş. Ve Ankara'nın göbeğinde herkesin gözünün önünde vuruldu. Katillerini uzun süre acaba kim diye bulamadılar. Birilerinin sakladığını gayet iyi biliyoruz. Sözüm söz. Isparta'ya söz, Türkiye'ye söz. Allah nasip eder, o makama oturduğumda Sinan Ateş'in de Gaffar Okan'ın da katillerini kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Ayrıca bürokratken beni en çok tutan Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel'di. Rahmetli Süleyman Demirel. Pek çok bakan bulunduğum görevden beni almak istedi. Kararnameyi gönderdi Çankaya'ya. Süleyman Demirel, Allah rahmet eylesin Sayın Cumhurbaşkanımız, bulmuşsunuz böyle dürüst bir adam, niye görevden alıyorsunuz diye benim kararnamelerim hep geri gönderildi ve o makamda tutardı. Bir devlet adamıydı. Kendisiyle uzun süre çalışma imkanı da buldum. Geriller Genel Müdürlüğü'nde, Bağkur Genel Müdürlüğü'nde, Müsteşar Yardımcılığında pek çok alanda birlikte çalışma imkanı da buldum. Dolayısıyla hepinizin huzurunda böylesine güzel, saygın bir devlet adamını saygıyla, şükranla, rahmetle anıyorum. Onu da bilmenizi isterim. Ekrem Başkan'ın meşhur bir sözü var. Ne diyor? Onu söyleyip sözü bitirelim ama biraz serinledi. Her şey, her şey, her şey, arkaya soralım. Her şey, her şey, Atatürk büstünün orada sipere yatmış bir grubumuz daha var. Her şey, her şey. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Her şey. Baharı getireceğim, baharı. İnanın baharı getireceğiz.